Herkese merhabalar dostlar. Evet, yine Karadeniz boş durmuyor. Bu sefer yine bir yarı tropikal siklon uyarısında bulunacağım. Hatta bir kasırga potansiyeline kadar da ulaşıyor. Ama detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, hemen detaylara başlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere Karadeniz üzerinde fırtınanın hızı saatte 120-140 kilometreye kadar ulaşıyor. Hatta Alman modeli Ikon bazı senaryolarında 150 hatta 200 kilometreyi bile gösteren senaryoları bize sundu. Pazartesi ve Salı günü Kastamonu ve Sinop açıkları adına tehlikeli bir atmosferik hava olayları yaşanabilir. Özellikle de denizcilerimizi bu yayında uyarmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince bu tarihlerde denizden uzak duralım. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Zonguldak açıklarında bir gemi batmıştı. Benzer senaryoyu ne yazık ki bu sefer de yaşayabiliriz. Çünkü şu anda görüldüğü üzere saatteki hızı 120 kilometreyi aşan bir fırtına var. Hatta tam fırtına bu. Yani kasırga hızına bile ulaşıyor. Bu durum oldukça etkileyici görünüyor. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Çarşamba gününden sonra artık yurdumuzda o serin ve hareketli havalar bir nebze de olsa geri planda duracak ve Afrika üzerinden bir sıcak hava dalgası geliyor. Hatta cuma ve cumartesi günleri, önümüzdeki hafta cuma ve cumartesi sıcaklıklar yeniden normallerin epey bir üzerine çıkacak. Ama merak etmeyin. Çünkü hemen ardından Ekim'in başında 2 ila 3 Ekim tarihlerinde geçtiğimiz yayınlarda da bahsetmiştik. O tarihlerde sert bir soğuk salınımla bu sıcaklıklar adeta bertaraf edilecek gibi görünüyor. Hatta da bir kar ihtimalini artık o kayak merkezlerimize getirebilir. Biz de tabii ki an be an son durumları sizlere paylaşmaya gayret edeceğiz. Evet, videonun başında da bahsetmiştik. Kastamonu ve Sinop açıkları oldukça riskli görünüyor. Öte yandan yarın pazar günü Samsun ve Artvin hattında da ağır yağışlar var ve bu yağışlar yine dün olduğu gibi sel ve su baskınlarına sebep olabilir. Elimden geldiğince sizleri uyarmaya çalışıyorum. Evet, bazen mesela sizler diyorsunuz ki abartılı değil mi bu başlıklar? Dostlar, abartılı değil. Yani ben buradan düz hava durumun başlığı atsam kimse umursamaz. Hatta siz bile umursamazsınız şu an bu yayını izleyenler. Neden? Olabildiğince var olan tehlikeyi ön plana çıkartmak için hem resmiyle hem de başlığıyla sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyorum ki gerçekten biz afetlerden bu şekilde korunabiliriz. Bu şekilde daha az can kaybı yaşarız. Bu şekilde daha fazla çevremizi bilinçlendiririz. Tamamen maksadım bu yönde. Bunu da sizlere hatırlatmış olayım. Evet, bir sonraki videolu tahminlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.